size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben Görkem'le biz tanışma yolunda... Kaçıncı bölümde gelmiştin? Ben 29'da geldim. 100. bölümüm yani. Hatta 102. bölümüm falan. Ana kadro sayılırım. Ben Görkem'le ilk ilişkiye başlayacağım zamanlar... iki üç bölüm öncesi Görkem şey diyordu. Benim için bu ev bitmiştir. Ben asla bir ilişki yaşamam. Hatta evlilik, mevlilik benden uzak olsun aşkım, diyordu. Ama sebebi şu. Sizin bölümleriniz çok uzundu. Sen uğraşsan buna okeydi. Ama bu ben... Bunu kabul etmiyorum. Sonra... Neyi kabul etmiyorum? Bak böyleydi. Şimdiki halini görüyorsunuz değil mi? İki lafından biri evlilik. Ve gerçekten hani kör olmayan bana olan sevgisini fark eder. Yani... Hani ben bir insan, ben bir ilişkiye hazır değilim diyor ya ama Allah'ın karşısına ne çıkartacağını bilmiyor. Ne yaşayacağını bilmiyor. Şunu söylüyorum, ben sana bunu yap diye ya da sana bunu yap diye söylemiyorum ama bu ya, evde bir adamım. Hissin varsa bence peşinden koşmalısın. Çünkü bu ev gerçekten, bak dışarıda tanışsaydık biz bu insanlar şu anki şipler, emin olun bu kadar belki sağlam olmaz ilişkimiz. Aşkım tabii ki burada çünkü her sabah gün akşam beraberiz. Bakma aynen. Dışarıda buluşamama yasağı aslında ilişkinin dinamiği için şöyle. Hani sürekli buradayız, sonra görüşmek istiyorsun, dışarı çıkmak istiyorsun, çıkamıyorsun, içinde bir ukde kalıyor. Onun dışında telefonlarımız bir kutuda ve sürekli aşkımız konuşuluyor. Evet. Dışarıda bizi seven insanlar var. Bir aramız bozulsun, üzülen, bizimle birlikte ağlayan insanlar var. O yüzden bu ev ilişki için bence şöyle, çok büyük bir fırsat. Yani eğer varsa içinizde bir his, bence peşinden gidin. Dışarıda zaten söyleniyor, yok ilişkisi var, yok şöyle, yok böyle. Bence de bana göre de dışarıda bence de ilişkisi var. Merkez mi? Bu benim fikrim. Ah! Benim fikrim böyle yani. Ya Serpil, hani beni kandırdın? Kim, ben mi? Olkan, Görkem gelmiyor mu? Vallahi bilmiyorum ki. Gelir ama, gelecek. Dur tamam, ben Olkan, seni biz çağırdık. Niye? Esin'le beraber. Neden? Sohbet edelim, muhabbet edelim, tanışalım. Ciddi mi? Üçümüz bire, ha? Tamam, olur. Tamam, şöyle alalım seni. Böyle otursam? Yok, öyle alalım seni. Görkem iyi olacak mısın? Ben ciddi mi diyorsun? Hastayım. Evet, belki otur. Onu görürsem lütfen. Bir şey yok değil mi burada? Saçmalama, abi, dur. Saçmalama. Fotoğrafımı da yırttı da o yüzden. Ha. Ne yaptı ki o sana? Ben bilmiyorum. Fotoğrafını yırttı. Ne var bunda? Çok ne? Niye fotoğrafını yırttı? No. Ne oldu? Geliyor mu? Geliyormuş. Merhaba yenge bu arada. Merhaba. Selam, merhaba. Herkes artık bundan sonra dil yandı ya. Yenge. Yo, ben ilk geldiğimde de yenge dedim. Olkan, sessiz. Seni dinliyoruz. Kendini tanıtır mısın bize? Ya ben dalga geçmek için mi çağırdınız beni? Haşa. Bak bir şey söyleyeceğim. Evin kötü çocuğu olarak beni ilan edecekler. Yapma yani. Sen bir duruldun niye ama. Niye çağırdığınızı söyle. Durulmadım. Üzüldüm sadece. Niye üzüldün? Abi böyle bir şey yaşansın istemezdim. Orada sohbet ediyoruz. Hangi birisi? Hangi birisi? Sen de odak noktasısın. O yüzden yani bana hiç öyle kötü kötü bakma. Ben doğruları konuşuyorum burada. Ben yukarıda Beyza ile sohbet ederken oradaydım. Bir yanlış hareketimi gördün mü? Ben burada söyledim. Kritikte konuştum. Tamam, duydun hayır, mu beni kritikte konuştum? Şu an soruyorum. Geçmişi boş ver. Gördün mü? Tamam, konuştum. Düzgünce sohbet ettin mi? İşte onu söyledim zaten. Dedim ya kritikte. Hani kötü anlamda konuşmadı diye. Söyledim yani bunu. Yani ben yuva yıkan insan olarak görünmek istemiyorum. Yani ben kimsenin yuvası yıkılsın yuva istemiyorum. Mı? Ne yuvası abi be? Kavga ettik. Ama çocuk... Ha, sen Beyza yapıyorsun. Yani ben Beyza'yı seviyorum çünkü benim gibi. O da çok duygusal. Konuş. Ama o da çok deli ama kafadan. Ama Okan gerçekten yanlıştı o da yani o hareket. Üzüldün mü sen yoksa dans ettik diye? Kıskandın falan mı? Aynen ya. Ha, platonik. Hiç akşam uyuyamadım. Vallahi inanırım. Akşam. Ben yanlış anlama, benim kendi fikrim. Belki sen öyle olmayabilirsin. Ben bana aşık olduğunu falan düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Aynen, aynen Olkan, aynen. Bak olmaya da bilir ama niye böyle bir şey düşünüyorum onu da bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, acaba kişi kendinden bilir işi, sen mi Esin'e karşı? Bak ben aşık olsam onun etrafından ayrılmam. Bak aşk dediğim şey ama çok iddialı konuşuyorsun. Aşık da değildir, beğeniyorsa beğeniyordur. Sen bugün dur bakayım, bakmamıştım. Ne güzel olmuşsun. Kalk bir. Hemen kombinimi gösteriyorum kameralara. Arkadaşlar bir saniye, kombinin kaç TL? Bir dakika. Hangi kamera? Şöyle dönelim. Çek kamerayı. Evet. Ne kadar aldın bunu sevgili Damla? Tamam, eteğini kaç aldın? Donun kaç lira Damla? Yani... Konuşmalara bak, bak, bak. Ama bak oradan şimdi. Hayır, yanlış bir şey söyle. Don dediğim şort. Şortta iç çamaşırı değil. Yo, iç çamaşırı değil. Lafı çevirdin ama. Hayır, don dediğim şort. Lafı çevirdin sen. Ama ya lafı niye çevireyim? Ben sorsam patavatsızım onu da sorardım.
Sen soru soramazsın artık. Soramazsın. Kötü çocuk olmak istemiyorum. Sen kötü çocuk ilan edildin mi? İlk düşmanım Görkem'di. Artık tek dostum Görkem kaldı. Al sıcak su. Yok mu? Evde sıcak son içindeki. Evde en çok seninle iyi anlaşmayı isterdim ama sen de... Zaten soğumuştun. Yanlış olduğumu düşünüyorsun. Gel ben de sohbet et o zaman Hakan. Ya bir şey söyleyeceğim Damla. Senin kafada var herhalde. Kızım seninle diyalog kurmaya çalışıyorum. Elimi uzatıyorum. Hayır diyorsun şimdi. Ya ben sana derim ki video izliyorum diyorum. Video izliyorum. Bir dakika senin, dedim ben sana. Bir saniye. Senin köyün neresi? Baba anne kütüğün neresi? Ciddi soruyorum. Ne yapacaksın? Ben merak ediyorum. Benim dedelerim, büyük dedelerim Trabzonlu benim. Büyük dedelerim. Sen nerelisin? Adanalıyım. Adana'da yani diye konuşan kimse yok. Sen niye yani diye konuşuyorsun? Ben özelim. Özel çıkmayı. Ben de Trabzon'da senin gibi esmer görmedim. Ya bir dakika. Ben solaryuma giriyorum. Sen nereden özel çıkmasın? Ne? Adana'dan mı? Hayır. Aslen. Orada doğup büyümedim. Ya ben... Benle dalga geçtiğinizi düşünüyorum. O yüzden ben çağırdım seni. Robota tamam, ben o zaman sen konuş. Gel diye. Gelsin diye. Ama bak benle dalga geçtiğinizi hissedersem... Allah aşkını itiraf edeceğim. Benle dalga geçtiğinizi hissedersem ben şu an ciddi konuştuğunuzu düşünmüyorum. Sırf beni makaraya buraya çağırdığınızı düşünüyorum. Hayır haşa tövbe estağfurullah. Böyle bir şey hissedersem ağzımı bozarım kızmayın. Bak ciddi ciddi konuş. Ağzımı bozamaz sen. Ağzımı bozarım dediysem gerçekten bozarım. Size karşı değil. Kendi ağzımı bozarım. Kendi ağzını nasıl bozuyorsun? Yani kendi terbiyemi bozarım. Size bir şey demem yani. Niye kendi yani terbiyemi duvar örerim size. Bu kendi terbiyeni bozuyor. Tamam Esin mi? Beni çağırmış sorsun. Esin ne soracaksın? Esin soru sor. En son yukarıda Beyza'ya şey diyordum sen de vardın. Derinlere inmeyelim diyordum. Ondan mı şaşırdın yoksa ben böyle sakin konuşunca? Esin Okan'a puan versene. Vermesine gerek yok ki. -1000, -2000. -3000. Yok Okan tarzı güzel. Ayakkabılar tarzını ve şok şok şok. Hakan'ın tarzını beğendim. Ayakkabıları beğendin mi? Güzel. Çok rahat bir ayakkabı. Bu arada altın ben de çok beğendim kanka. Bunu? Evet. Harbi mi diyorsun? Herkes böyle şeyleri bugün beğenmiyor. Bugün bizimlesin. Ciddi mi diyorsun? Evet ya? Gerçekten. Bugün beğendik değil mi Esin bugün tarzını? Aynen. Bugün sevdik. Neden seni niye ciddiye alamıyorum sen, bilmiyorum. Bak kızlara işte o şekilde kırmızı odada davrandığın gibi davranarak yaklaşmayacaksın. Sen Volkan bak bir şey söyleyeyim mi sana? Net bir şey söyleyeyim Damla. Ben sana Volkan diyebilir miyim ya? Volkan hayır çok sen zor. Hayatın boyunca senin için söylüyorum. O daha önce de izlediğin. Sen hayatın boyunca Volkan Soycan gibi bir adam daha tanıyamayacaksın. Bence biraz zaman geçirirken değerini kıymetini bil. Volkan bir şey hayır, şaka, ya. Şaka yapmıyorum ya, bak benim gibi bir insan. Bunu iyi anlamda mı kötü anlamda mı? Benim gibi bir insan daha bulamayacaksın. Ben niye? De biraz zaman geçirirken acaba bu çocuk niye böyle hareketler yapıyor? Bu çocuk bana niye elini uzatıyor? Niye arkadaşlık kurmak istiyor? Acaba benim kalbimi mi görüyor yoksa niyetimi mi görüyor? Gerçekten akıllı mı diye biraz düşün. Hep ön yargı yapma. Tabii söyle. Söyledim işte. Tamam kalbimi görüyorsun? Ben bir şey izliyorum ama şimdi sana Berke elini uzatsa. Bak, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Berke bir sana şey elini uzatsa bir saniye. Şey sen tutacak mısın tutmayacak mısın? Şu taklit yapmalar ne? Ben de seni o zaman tipinden, konuşma tarzından bir şeyinden tipim ben değil. Ben kendi mimiklerimi yapıyorum. Ben de deli hareket yapayım o zaman. Ha, yap o zaman. Olmuyor öyle. Küpelerin güzelmiş bu arada. Biliyorum. Hakikaten. Biraz sohbet edelim erkekler dedim. Erkeklerin derecesi nasıl? Şöyle yapalım. Biz bir grup oluşturalım. Size grup yapalım. Gidelim 101'e. Ne grubu? Ne 101 ya? Gerçekten anlamış. Abi siz gruba da hayır yani diyorsunuz. Ya. Grup da mı yapmayalım? Bir kişi daha bulun. Grup 101'e gidelim. Vallahi bak. Sen ne anlatıyorsun be oğlum? Ya sen ne ya? 101'e gidelim diyorum. Kanka ona da kaçın. Kaç oldu? Ne kadar saydın? Kaç? 30. Bekler, arkadaşlar bakın teknik sayayım. Çok güzel. He? Üçlü grup yapalım. Olkan bir kişi benim şu anda başla, seninle görüşmek bana bir sebep söyle. Seni çünkü çok eğlenceli. Birkaç gündür aşkım çok sıcak suda. Ben kendi kendime bile eğlenebiliyorum. Sen ben mi? De çok eğlenceli bir insanım. Günde aynaya kaç kere baktığını söyle bana. Çok fazla bakıyorum. Tamam işte kendini çok seviyorsun. Ben de kendimi kendimi çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum tabii ki. Tamam ben de kendimi çok seviyorum. Herkes kendini sana söz veriyorum aynı küpeden ben de takacağım. Söz. Kulağın delik mi? Deldiririm. Ya evet kulağın bile delik değilmiş. Ya bu Esin değişik ya. Seni çağırdım diyor, diyalog kurmuyor. Bu kız şizofren falan herhalde ya. Evet. Ha, niye çağırdın? Dün ciddi konuştum ya, etkilendi herhalde. Dün çok duygusaldım ben ya. Dün zaten o duygusallığın üstüne böyle bir şey yaşadığım için çok üzüldüm ya. Kaba davranma. Bak konuşma tarzın, Esin'e olan konuşma tarzın... Dalga geçtiğini düşünüyorum. Beni abi dalga geçtiğini düşünüyorum. Kız beni çağırıyor. Konuşmuyor. İnsan sevdiğiyle uğraşırmış. Hani ben beni seviyor diyordum şey yapmıyordu. Neyse tamam konuşalım. Esin gel hadi normal konuşalım. Artık aşık olacaksak olalım, aşk geçeceksek. Vallahi bak zamanım daraldı benim.
Arkadaş olacaksak da gel sarılalım birbirimize. İlan edelim, dostluk ilan edelim. Böyle olmaz bak. Esi. Tamam dedim. Tamam bekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İçimdeki duygusal çocuğu göstermemek için böyle davranıyorum. Dürüst olayım mı? Sen ne burcusun? Beyza'yla otururken o da vardı, Gizem de vardı. İlk kez ciddi bir şekilde konuştum ve çok duygulandım. Çünkü Beyza'nın duygulandığı an aynı şeyleri ben de yaşadım. Çünkü çok duygusal bir insanım. Geçmiş seni duygusallıkla hiç bağdaştıramıyorum ya. Ha? Seni duygusallıkla hiç bağdaştıramıyorum. Minik bir yaprak dalından minik çünkü bir yaprak dalından koptuğu zaman toprağa düştüğünde beklediği ilk şey bir gözyaşıdır. Sen yağmurlar nasıl ağlar bilir misin? Hain kadın. Ha? Su atacağım bak şimdi. Minik bir yaprak dalından düştüğü zaman toprağa düştüğünde ilk beklediği şey bir damla gözyaşıdır. Sen ne anlarsın duygudan? Sinirlendim. Boğa burcuyum. Sen çok sinirlendin. Sinirli değilim abi. Geçmişimle ilgili bir şey söylüyorum. De ki Olkan derdini anlat dinleyeyim de yaptığı şey bak. Küpayı eline almış. Sen ne anlarsın aşkım? Bacım çok yükseliyorsun ha. Neyse. Bir anda. Eskiye dönmeyeceğim. Sormadın, sorgulamadın. Normal bir insan. Bırak hoşlanan bir insana. Bunu bir kız arkadaşıma da söylesem. Aa hadi ya iyi misin? Nasıl bir durumun var? Nasıl bir psikolojinin içindesin? Yani der hiç olmazsa merak ederdi, anladın mı? Çünkü basit bir şey söylemedim ben doğru, sana. Doğru, ben aslında... Anladın mı? Beni bana düşündüren buydu. Ben... O akşamki konuşmamızda. Ne zaman o? Bugün realdeki tarih ne? Perşembe mi? Cuma mı? Perşembe akşamındayız değil mi? Biz bunu pazartesi sabah gece konuştuk. Ya da pazar gece ya da pazartesi gece konuştuk. Yani kaç gün oluyor? 4 ya da 5 gün. Bunu bana 4-5 gündür düşündürüyorsun. Anladın mı? O geceden beri ben diyorum ki nasıl merak etmez, nasıl sormaz, sorgulamaz, düşünmez, dinlemez. Ben 4-5 gündür düşünüyorum bunu. Bak o günden bugüne sayıştı. Anladın mı? O günden itibaren bu benim aklımda oturdu o köşeye. Anladın mı? Benim beynimi o yönetmeye başladı. Annemi de özledim. Anne! Buradan Samsun Çarşamba'daki aileme, anneme babama selamlar. Sizi ya çok seviyorum. Aynen. Oğlunuz burada bir tane aynen, manyakla uğraşıyor ama boş konuşuyor. Söz veriyorum 35'ime gelmeden evleneceğim anne. Acaba kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? 30'sun şu an. Nisan'da 30'uma gireceğim. Nisan'a kadar evleneceksin mi? 35'ime dedim. Beni dinlemediğin buradan belli. 35 mi? Hiç anne, evlenme. Anne seni çok... Annemle konuşabilir miyim? Hiç susar evlenme. Bir gerek saniye. Yok. Annemle bari arama girme. Ne kıskançsın ya. Turşunu abi annemle bile... Annemle bile arama giriyorsun. Ne kıskanç bir kadınsın ya. Anne böyle bir gelini asla getirmem. Bizi kimse ayıramaz seninle. Seni çok seviyorum. Olkan annenin adı ne? Benim mavi gözlüm. Onlar da konuşuyor. Onlar da konuşuyor. Sessiz ol biraz. İnsanlar ya rahatsız. Onlar rahatsız olmuyor. Sana ne oluyor ya? Konuşma. Kız birazcık enerji. Demek ki bununla evlenip aynı eve girsem annen mi geliyor? Yapacak. O yüzden... Artık ben seninle... Ben misafir seven bir insan değilim zaten. Sen insan da seven bir insan değilsin ben, bence. Benim evime kimse gelmesin. Sevmiyorum. Sen ne yap biliyor musun? Kalabalık insan. Sen ne yap biliyor musun? Olkan bu seni eve kapatacak. Gelsin, 2 saat otursun gitsin. 3. saat yok. Saygı gösteriyorum bu arada. Ben de yalnızlığı severim. Sevmem öyle. Gelmiyor. Bir müsaade eder misin? Bir müsaade eder misin? Bitireyim onu. Oo, anneni kovdu evden hemen. Bak bu da benim fişek diyor. Bir saniye. Anne seni çok seviyorum. İnşallah bir aya falan Samsun'a geleceğim. Sizleri öpüyorum. Eğer beni çağırmadılarsa ben çağırayım onu. İnşallah. Esin gel şöyle de yakınlaşak bari. Sohbet ederiz. Sohbet ederiz gel ya. Burada ne demiyor muyum? Sesim gelmiyor mu sana burada? Bir şey söyleyeceğim. Sen gerçekten burada bir şeyler biriyle yaşamak istiyor musun? Yok. Berke ile mi istiyorsun? Yalancıktan yaşamak istiyorum. Yok gerçekten. İstiyor muydun? Berke yok, Berke yok. Berke diye biri yok. Ne yapacağım peki şu an? Konuşma ne Berkesi ya? Berke diye biri yok mu? Yok. Şu küpayı alsana. Bir şey yapmayacağım ya küpayı al. Vallahi bir şey yapmayacağım. Söyle dinliyorum. Tam kupam tamam, kalsın bir şey ben su içiyorum. Yastığı onu. Şöyle koy. Uzanacağım ya. Nereye uzanayım? Şuraya uzanacağım ya. Kötü bir şey yapmayacağım. Koy yastığı. Gel. Korkma birader. Kızım ben yamyam değilim. Otursana. Oturuyorum. Kalkmıyorum. Hayır şuraya otur. Yanına oturacağım. Yoksa bak giderim. Oturdum tamam dinliyorum ben şimdi gel. Kimin o bardak? Bilmiyorum. Kendimi neye benzettim şu an biliyor musun? Köpek balığı gibi. Okyanusta bir balık bulmuşum. Ona doğru odaklanmışım gibi hissediyorum kendimi.